Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'dan canlı olarak yayınladığımız Sivil İnisiyatif programından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Sivil İnisiyatif programında birbirinden önemli konular ve birbirinden önemli konuklarımızla karşınızdayız. Efendim bugün konuşacağımız konular gerçekten önemli. Burada çok fazla böyle süreyi de iyi kullanmak zorundayız. Ben hemen konuklarımıza geçmek istiyorum. Cemil Şahinöz, stüdyomuzun, programımızın başında da Sayın Cemil Bey'e acaba dedik hangi başlığı kullanacaksınız? Efendim kendisi genç olmasına rağmen kısacık ömrüne oldukça büyük işler sokmayı başarmış genç arkadaşlarımızdan bir tanesi kendisi. Cemil Bey, sizi kısaca tanıyalım diyeceğiz ama ne kadar kısa olur bilmiyorum. Hemen böyle bir özet olarak alabilirsek. Estağfurullah, sizin görüşünüz, sizin güzelliğiniz, teveccühünüz tabii ki. 1981 Almanya Bielefeld doğumluyum. Annem babam aslen Ankaralı. Biz de kendimizi Ankaralı olarak görüyoruz tabii ki. Almanya'da üniversitede sosyoloji ve psikoloji okudum. Şu an İlahiyat ve Felsefe Fakültesinde doktora tezimi yapıyorum. Ama meslek icabı bir bölgenin entegrasyon sorumlusu ve psikolojik danışmanı olarak çalışıyorum. Vakit kalırsa da işte kitap yazar işleriyle uğraşıyoruz. Vakit kalırsa. Teşekkür ederim. Oldukça mütevazi bir tanıtım oldu. Sevgili izleyenler, bu hafta gerçekten başında söyledik programımızın önemli konuları konuşacağız. Daha çok çözüm yolları üzerinde duracağız. Efendim biliyorsunuz ki göçün 50. yılındayız. 50. yılı olması hasebiyle problemlerimiz, sorunlarımızla ilgili birçok aydınımız, yazarımız, sivil toplum kuruluşu mensupları kafa yormaktalar. Naçizane bir şeyler karalamaktalar. Bunu basında da oldukça sık görmekteyiz. Bugün stüdyomuzda olan konuklarımızla bu sorunları tekrar böyle ana hatlarıyla fazla derinlemesine girmeden yüzeysel olarak, ama nasıl başaracağız bunu ben de bilemiyorum doğrusu. İnşallah böyle ana hatlarıyla en belirgin problemlerimizi şöyle bir ortaya koyalım diyoruz. Daha sonra bu problemlerin çözümünde hangi metotlar kullanılmalı, mevcut kullanılan metotlar ne kadar sağlıklı, bunları birlikte tartışacağız inşallah diyorum. Evet, stüdyomuzdaki diğer konumuza ben hemen dönmek istiyorum. Sayın Şahinöz, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben olaya farklı bir bakış açısından bakmaya çalışacağım. Öncelikle göçmenlere veya Türklere, Ruslara has sorunların olduğuna inanmıyorum. Sosyolojik araştırmalar, sosyal bilimcilerin yaptığı araştırmalara bakarsak aslında sorunun, yani göçmenlikle alakalı olmadığını, sosyal statüyle alakalı olduğunu görüyoruz. Yani aynı sosyal statüde olan insanların aynı dertleri var, aynı sorunları var. Ülkü, milleti, göçmen olup olmaması hiçbir etken değil. Aynı statüde, yani az eğitimli diyelim, az gelirli olan insanların, ister göçmen olsun ister göçmen olmasın, Türk olsun, Rus olsun, Alman olsun hiçbir farkı yok. Aynı sorunları paylaşıyorlar. Ve bunun kaynağını da, yani sosyal statünün az olmasını eğitime bağlamak mümkündür. Çünkü Almanya genelinde yapılan araştırmalara, mesela PISA araştırmasına, birçok ülkenin katıldığı araştırmaya baktığımız zaman orada da fark edebiliriz ki sosyal statüsü düşük olan Türkler de, Alman işçi çocukları da aynı haksızlıkla karşı karşıyalar, aynı sorunlarla karşı karşıyalar, aynı haksızlıklarla karşı karşıyalar. Onun için sorunları biz göçmenliğe değil, statüde aramamız daha doğru olur diye düşünüyorum. Ve az eğitimi bu sorunların kaynağı olarak ele alırsak, sizin de dediğiniz gibi, Muhammed Bey'in dediği gibi, birinci nesilden başlamak gerekir. Şimdi birinci nesil buraya geldiği zaman, aynen dediğiniz gibi, hedef traktör parası kazanıp geri dönmekti. Biraz arsa almak, binalar dikmek. Binalar dikildi, traktörler alındı, Mercedeslerle geri dönülmedi. Yani burada kanıldı ama hedefler değişmedi. Yani hedefler halen burada, işte para kazanıp, maddi güçlü olup Türkiye'ye yatırım yapmak gibi o hedefler devam etti. Bol bol problemle sorun mu kazandık bu çerçevede? Bu sorunlar çoğaldı ama bu sorunları hiç ele almadık. Sosyal statümüz hep aynı kaldı. Yani akademisyenlerimizi yetiştirmedik. Elit tabakamız yok. 50 senedir buradayız, bir lobimiz yok. Akademisyenlerimiz üniversitede çok az derecede var.
Yani biz sorunlarımızı farkına vardık kesinlikle. Tabii ki bu inkar edilemez. Çünkü şimdi yani sivil toplum kuruluşlarının burada yaptıklarına baktığımız zaman gerçekten haklarını vermek lazım. Çok büyük iş becermişler. Yani başka toplumların başka ülkelerde uzun sürede yaptıklarını Türkler, Türk toplumu burada çok kısa bir sürede başarabilmiş. Bunu yapabilmişler. Dernekleşmişler, cemaatleşmişler. Tamam, sonradan ideolojik kavgalar olmuş belki. O başka bir sorun. Ama bunu becerebilmişler. Neden? Çünkü buraya geldiklerinde onların bir derdi vardı. Dert onları bir araya getirdi. Şimdi eğitimi dert olarak şimdiki nesile bir paradigma, yani düşünce değişikliğiyle empoze edebilsek, yani bizim derdimiz ilk olarak eğitime yatırım yapmak, traktöre değil eğitime, bu değişimi yapabilirsek yani problemlerin, sorunların azalacağını düşünüyorum. Çünkü sosyal statümüzün değişeceğini düşünüyorum. Evet, Sayın Şahinöz, eğitim dediniz. Şimdi sivil toplum kuruluşlarında muhakkak ki, yani bizim de karşılaştığımız sivil toplum kuruluşları eğitimin önemini her halükarda vurguluyorlar. Fakat yetişen neslin önüne, evet, örnek koyma noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Mesela ben elit kısım, mesela son bir örnek vereceğim. Burada statü sahibi olmuş, işte ciddi manada üniversite bitirmiş. Son zamanlarda bir beyin göçünden bahsediliyor. Dikkat ederseniz, evet, birçok yani onların dil problemleri de yoktu. Bana göre belki uyum problemleri de yoktu. Ama üniversiteyi bitirdikten sonra ciddi manada iş bulma sıkıntıları yaşadılar. Yani bunların da böyle bir problemleri var. Yani sosyal statü, direkt sosyal statü dediğimizde bunların mesela bu sorunun olmaması gerekir normalde. Akademisyenlerde genel olarak öyle bir şey var. Gerçekten de eşit haklar konusunda. Sayın Şahinöz, sözünüzü keseceğim ama inşallah reklamlardan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arasından sonra sivil inisiyatif programımız devam edecek. Evet sevgili Kanal Avrupa izleyenleri, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Reklamlardan önce Sayın Cemil Şahinöz'e bir soru yöneltmiştik. Kendisi buradaki meselelerimiz, buradaki en büyük problemimiz sosyal statüyle alakalı dedi. Ve ben tekrar kendisine söz bırakıyorum. Yanlış anlaşılmasın, ben şunu demiyorum. Sosyal statüsü yüksek olanların sorunları olmaz demiyorum. Ben şunu diyorum. Sosyal statüde olanların, yani yüksek statüde olsun, orta derece olsun, aşağıda olsun, olanların hepsinin, Türk, Alman, Rus fark etmez, sorunları aynı diyorum. Yani yüksek sosyal statüde olan Türk ve Alman ve Rusların da sorunları aynı ve düşük derecede sosyal statüde olan Türk, Alman, Rus, Polonların da dertleri aynı, sorunları aynı. Mesela ben ona bağlıyorum. Alman'ın, yani buradaki toplumun da Alman'ın bir dil problemi veyahut da bir dinle alakalı bir problemi. Sosyal statü düşük olan bir Alman'ın ne sorunları olabilir? Yine demin söyledim, okul araştırmalarında ortaya çıkan aynen yabancılarda ve göçmenlerde olduğu gibi onların da eşitsizlik sorunu var okullarda. Haksızlık sorunu var. Geçen sene bilirsiniz yaz tatilinde, yaz döneminde tartışıldı. Almanlar dahi isimleri Almanca değilse veya işte kulağa Almanca gelmiyorsa iş aramakta çok zorluk çektiklerini ve menajerlerin çocuklarının veyahut Almanca isimli olanlarının iş bulmakta daha yüksek şansları olduğu ortaya çıktı. Yani buradan olaya bakarsak sadece, yani biz göçmeniz, sorunlar göçmen olduğumuz için var demek yanlış olur diye düşünüyorum. Yani Alman'ın tamam doğrudur, dil problemi tabii ki yok. Yani din problemi de yoktur. Fakat din ve dille problemler üretilmez zaten. Problemimiz sadece dilden kaynaklanmıyor ki. Az eğitimimiz olduğu zaman, yani düşük bir eğitim olduğu zaman dolayısıyla az da gelirimiz oluyor işimizden dolayı. Az gelirli Alman'ın ve az gelirli Rus'un hiçbir farkı yok ki sorunlarında. O da işte ayı nasıl geçireceğim diye düşünüyor. O da nasıl iş bulacağım diye düşünüyor. O da eğitimsizlik yüzünden nasıl gideceğim, yani nerede çalışacağım, ne yapacağım diye. O da ekmek getirme peşinde, Türk de ekmek getirme peşinde evine. Yani oradaki